Herkese merhaba. Yeter, eti ara verdik artık. Biraz eti keselim. Şimdi özellikle öğrenci kardeşlerim, maliyeti çok düşük. Bakın burada bir makarna paketin yarısı var. 4 tane mantar, 4 diş sarımsak, bir paket krema. Tabii tuz, baharat falan onları saymıyorum. Onlar herkesin evinde olur. Yani şuranın maliyeti 3,5, 4,5, 6 lira. Yağı vesairesi 7 liralık iş. Şimdi bu makarna isteyen bir kişi de yer. Ama 2 kişilik bir makarna yapacağım ben şimdi. Kremalı, mantarlı makarna sade yapacağım. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Biber koyabilirsiniz içerisine, kıyma koyabilirsiniz. Ama peş peşe, yani gün arayla veya peş peşe makarna videoları çekeceğim. Söz. Çünkü çok istiyorsunuz. Şimdi önce şuna başlayalım. Bunları haşlayacağız. Haşlamada yanlış bilinen bir hata var. Onu söyleyeceğim. Şimdi mantarlarımızı küçük küçük doğrayacağız. Yani ince ince. Çünkü makarna yapıyoruz. Makarna da kalın, büyük olmasını istemiyorum. Şimdi mantarlar tamam. Bakın. Bu tip yağda kavurmalarda yapılan yanlış şudur. Bu sarımsağı eğer yağda kavurursan, kavurduğun sarımsağın üzerine bunları atarsan, sarımsak uzun süre pişeceğinden ne olacak? Yanacak ve bir acı bir tat verecek yemeğe. O yüzden ben sarımsağı şöyle, bakın, ezdim. Bu kadar. Ve bunu, sarımsakları yağ tadını verip geri alacağım. Neden? Çünkü acıtmasın kendini. Sadece yağ tadını versin. Sonra ekleyeceğim bunları. Hadi bakalım. Suyumuz kaynıyor. Burada da yağımız var. Şimdi birazcık sıvı yağ dökeceğim. Sarımsaklarımı atacağım. Şimdi sarımsakların burada yağ tadını vermesini istiyorum. Şimdi bakın, buraya kadar zaten pişti. Şimdi bunun üzerine mantarı koyarsan bu sarımsaklar hepten kızaracak. Hiçbir işe yaramayacak. Sarımsakların artık işi bitmiştir. Burada alacağız sarımsakları. Tabii bu sarımsakları alıp ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Kenarda bekleyecek. Onların oyuna girecekleri zaman var. Mantarlarımızı attık. Şimdi bu mantarların böyle baba yiğit olduklarına bakmayın. Biraz sonra bu arkadaşlar yok gibi şey olacak. Burada biraz tuz atarsanız eğer mantarların suyunu salmasını hızlandırmış olursunuz. Bu mantarlar iyice küçüldü ve suyunu salmaya başladı. Biraz daha pişireceğiz. Şimdi arkada suyumuz kaynamaya başladı. İyice kaynayacak. Burada yapılan bir hata var. Hani annelerimizden filan hep duymuşuzdur. İşte birazcık şey at ki, yağ koy, tuz koy ki makarna yapışmasın diye. Arkadaşlar, yağ makarnanın yapışmamasıyla alakalı bir durum değildir. Sadece tuz makarnanın yapışmasını engeller. Yağın hiç alakası yok. Dolayısıyla sadece tuz koyduk. Ve kaynamış suya makarnalarımızı attık. Şimdi buradaki mevzu şu. Normalde makarna böyle hani çok lapa olmadan 8 dakika ile 10 dakika arasında pişer. Ben şimdi makarnayı 6 dakika pişireceğim. 6 dakikadan sonra buraya alacağım. Çünkü 2 dakikada burada pişecek. 8 dakika, işte buna İtalyanlar al dente diyorlar. Hani böyle çok dişe gelir diyorlar. Ben de öyle seviyorum. Şimdi buraya koyduk. Bakın, mantarlar iyice küçüldüler. Şimdi bakın, buradaki suyun etkisiyle bu sarımsakları tekrar koyalım.
Bu çıtır çıtır olan sarımsaklar yumuşasınlar buradan. Mantarlar, bakın suyunu çekti. Tavaya artık yapışmaya başladı. Şimdi bakın. Hala tuz atmadım ben buna. Şimdi burada 200 gram normalde bunun şeyi. Hacmi. Şöyle dibini karıştırın. O biraz dibine oturur. Bu arada ben bir herhangi bir sponsorluk anlaşması yapmadım. Yazmaya başlamayın yani bunları. Şimdi şöyle. Yani ben 150 gram falan kullanacağım. Böyle hani çok böyle baskın da krem olmasını istemiyorum. Belki çok çekerse onu ilave ederim. Şimdi burada altını kısın. Çünkü krema çok fazla pişerse yağa dönüşür. Dolayısıyla böyle kısık ateşte makarnamın da 3 dakikası falan kaldı. Onunla beraber artık karıştıracağız. Şimdi tam bu aşamada ben olayın içerisine şöyle tel peynir ekleyeyim. Sonradan aklıma geldi bu. Aslında buna işte parmesan falan ya da kaşar da koyulabilir. Tel peynir de benim işimi görür diye tel peynir de koydum. Şimdi bakın size makarnayı göstereceğim. Sadece tuz attım, görüyor musunuz? Herhangi bir yapışma var mı? Yok. Sadece tuzla. Arkadaşlar ben o kremanın geri kalanını döktüm. Kaşar da girdi ya işin içerisinde. Bakın kaşar da eriyor. Ya burada size tavsiyem kaşarı çok abartmayın. Böyle tam böyle kıvamında koyun. Şimdi makarnalar pişti. Hemen yanında. Böyle süzmeyle falan uğraşmayacağım. Zaten bundan su alacaktım. Bakın. Makarnayı böyle sulu sulu buraya alıyorum. Şimdi bundan sonrası var ya, işte bundan sonrası zevk kardeşim. Ocağımın altını açtım. Bakın. Hatta şunu suyundan azıcık daha ekleyelim. Şöyle bir yarım su bardağı kadar başlayalım bununla oynamaya. Hop. Bak 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 bak. Hop. Bak 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 bak. Hop. Hop. İşte bu wok tavanın özelliği bu. Wok tavayla yaparsanız böyle çevirebilirsiniz. Ve işte bu kadar. Bu kadar. Bakın. Normal standart bir makarnadan ne kadar farklı. Tadı da öyledir. O yüzden üşenmek yok. Öyle biz onu nereden buluruz? Bunu nereden buluruz yok. Happy topu 8 lira. Şimdi şöyle bir maydanoz alın. Maydanoz buna çok yakışır. Sevmeyen atmasın. Ben çocukken hiç sevmezdim maydanozu. Şimdi yemelere doyamıyorum. Harika oldu. Harika. Şimdi geldik bu yemeği kimin için yaptığımıza. İki tane çok özel, çok güzel kardeşim var benim. Bir tanesi Hatay'dan Barış Tutak. Gözlerinden öpüyorum. İkincisi de güzel kardeşim Emre Kaya. Seni de gözlerinden öpüyorum. İkinizi de çok seviyorum. Alper Ceylan, Almanya'dan Habib Sağlam, Tarık Kaya, Ali Akgöz, Emirhan Arslan, Onur Keskin, Ömer Erdemoğlu, Furkan Ünlü. Sizin için yaptım ve tadına bakıyorum. Şöyle mantarlı mantar hak ettik tabii ki. Şöyle. Bırakın. Bırakın o makarnaları kenara atın. Bunun devamı gelecek.
Çok güzel makarnalar yapacağım ama çok güzel. Harika olmuş. Harika. Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.